Milli Teşkilat Vücuda Getirilmesi ve Milletin İkazı Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu müddet zarfında bütün memlekette Milli Teşkilat Vücuda Getirilmesi lüzumunu tamimen bütün kumandanlara ve üst seviyedeki mülki memurlara tebliğ ettim. Dikkate değerdir ki İzmir'in ve bunu takiben Manisa'nın ve Aydın'ın işgali ve icra olunan tecavüz ve mezalim hakkında henüz millet aydınlatılmamış ve milli mevcudiyete vurulan bu feci darbeye karşı alenen herhangi bir üzüntü ve şikayet ortaya konulmamıştı. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette milletin lehinde yorumlanamazdı. Onun için milleti ikaz edip harekete geçirmek lazımdı. Bu maksatla 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere ve bağımsız mutasarrıflıklara Erzurum'da 15. Kolordu, Ankara'da 20. Kolordu ve Diyarbakır'da 13. Kolordu kumandanlıklarına, Konya'da ordu müfettişliğine tamimen şu yolla tebligatta bulundum. İzmir'in ve maalesef bunu takip eden Manisa ve Aydın'ın işgali gelecekteki tehlikeyi daha aleni hissettirmiştir. Ülke bütünlüğümüzün muhafazası için milli tezahüratın daha canlı olarak gösterilmesi ve devam ettirilmesi lazımdır. Milli hayat ve bağımsızlığı yaralayan işgal ve ilhak gibi hadiseler bütün millete kan ağlatmaktadır. Üzüntülerin önü alınamıyor. Hazım ve tahammül edilemez olan bu ahvalin derhal giderilmesini bütün medeni milletlerle büyük devletlerin adalet ve tesirinden sabırsızlıkla beklemek zemininde önümüzdeki hafta zarfında ve muhtelif vilayetlere göre pazartesi başlayıp çarşamba günü müracaatın arkası alınmak üzere büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli tezahüratta bulunulması ve bunun bütün bağlı yerlere de yayılması ve bütün büyük devletlerin temsilcileriyle babaliye tesirli telgraflar verilmesi ve yabancı olan yerlerde yabancılara da tesir yapılmakla beraber, milli tezahüratta adab ve sükunetin fevkalade korunması ve Hristiyan halka karşı bir taarruz ve gösteri ve husumet gibi tavırlar alınmaması elzemdir. Zat-ı alilerinin bu fikirler etrafında hassas ve tesirli bulunmaları dolayısıyla işin iyi idaresinden ve muvaffakiyetten acizlerinde tam bir güven mevcuttur. Neticenin bildirilmesini rica ederim. Meetingler milli tezahürler. Verdiğim bu talimat üzerine her yerde meetingler yapılmaya başlandı. Yalnız sınırlı sayıdaki yerlerde bazı kuruntular tesiriyle tereddüt edildiği anlaşılmıştır. Mesela 15. Kolordu komutanının Trabzon hakkında gönderdiği 9 Haziran 1919 tarihli şifreden miting esnasında Rumların münasebetsizliğine maruz kalınması ve hiç yoktan bir hadise çıkması düşüncesinden dolayı meetinge karar verilmişken fiil mevkiine konulmadığı, Meeting heyetinin toplantısında Istrati Polidi'nin de hazır bulunduğu anlaşılıyordu. Trabzon, Karadeniz sahilinde mühim bir merkez olduğundan orada milli teşebbüsler ve faaliyet hususlarında tereddütlü hareket ve Yunanlılar aleyhinde milli tezahürat müzakerelerine istrati, Polyodi efendileri iştirak ettirmek gibi teşebbüsün ciddiyetsizliğine işaret edecek gevşeklikler, bir tabi İstanbul ve düşmanlar için pek kıymetli emareler kabul edilir. Verdiğim talimattaki görüşü aleyhte kullanacak kadar maharet gösterenler de oldu. Mesela Sinop'a yeni tayin olunan bir mutasarrıf orada yapılan tezahüratı bizzat yürütüyor ve miting kararlarını bizzat yazıp ahaliye imza ettirdiğini söylüyor ve bize de bir suretini gönderiyor. Bu zatın zavallı ahaliye gürültü patırtı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar gizleniyordu. Türkler ilerleyemedi ve gelişemedi ve Avrupa'nın medeni esaslarını kabul edemeyip özümleyemediyse bu da şimdiye kadar iyi bir idareye mazhar olamamasından ileri gelmiştir. Türk milleti ancak kendi padişahının saltanat ve hakimiyeti altında olmak şartıyla Avrupa'nın nezaret ve denetimiyle teşekkür edecek bir idareyle yaşayabilir. Efendiler Sinop ahalisinin namına İtilaf Devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu muhtıranın altındaki imzalara göz gezdirirken, müftü vekili efendinin imzasını mütakip gördüğüm imza, arz ettiğim satırları yazan ve yazdıran ruhu bana keşfettirdi. O imza, hürriyet ve itilaf fıkrası ikinci reisi olan zatın imzasıydı. Milli Tezahürlerin Akisleri her tarafta tezahürat yapılması için yaptığım tebligat tarihinden 3 gün sonra, yani 31 Mayıs 1919 tarihli Harbiye Nazırı'nın şu telgrafını aldım. İngiltere Fevkalade Komiserliğinden Babali'ye tebliğ olunup Harbiye Nezaretine verilen nota sureti aynen aşağıdadır. Bugüne kadar gelen raporlardan 3. Kolordu mıntıkasında adi eşkıyalıktan başka bir şey olmadığı malum olmakla beraber, Son notada beyan olunan ahval hakkında özel tahkikat icrasıyla neticesinin süratle bildirilmesini rica ederim. 31.5.1919 Harbiye Nazırı Şevket 1. Sivas'taki mevcut hal ve mevki ve bu şehirde veyahut bu şehrin yakınında büyük miktarda toplanmakta bulunan Ermeni mültecilerin selametine dair son zamanlarda oldukça endişe verici havadis almış olduğumu Zat-ı Sami fehimanelerine bildirmekte iftihar ederim. 2. Dolayısıyla askeri kumandanının memuriyet dairesi dahilinde bulunan Ermenilerin iyi muhafazası ve himayeleri için bütün mümkün tedbirleri almasını emreder ve herhangi bir kıtal veyahut kötü muamele vukuğa geldiği takdirde kendisinin doğrudan doğruya mesul tutulacağını bildiren bir telgrafnamenin harbiye nezareti celilesince belirtilen kumandana acilen çekilmesi hususunda emirler verilmesini Zat-ı Sami fehimanelerinden rica ederim. 3- bu talimata benzer talimatın ilgili mülki memurlara verilmesini ayrıca rica ederim. 4 memleket dahilinde asayişsizlik hakkında zat-ı sami fehimanelerinin ne derece haklı suretle endişeli bulunduklarını bildiğim için, zat-ı sami fehimanelerine ayrıca işbu nokta nokta uygulanacağından eminim. 5. Söz konusu olan talimatın veriliş tarihi hakkında verilecek malumatın beni sevindireceğini beyan ederim. Sivas Vali Vekaletinden 2 Haziran 1919 tarihli aldığım bu telgrafta da, Bugün Miralay Domaj imzasıyla alınan telgrafnamede Aziziye'de İzmir'in işgali üzerine Hristiyanların katledilmekle tehdit edildiği ve bu ise uygun olmayıp size vaziyeten haber veriyorum ki bu haller müttefik askerleri tarafından vilayetinizin işgaline sebep olur mealinde bildirimlerde bulunmaktadır vesaire denilmekteydi. Hakikatte ne Sivas'ta endişe verici bir hal vardı ne de Hristiyanların katledilmekle tehdit edildiği vakiydi. Mesele milletçe yapılmaya başlanılan mitinglerden etkilenen ve bunu emellerinin husulüne mani sayan Hristiyan unsurların yabancıların nazarı dikkatini çekmek için kasıtlı yaydıkları haberler kabiliğinden olarak kabul etmek lazımdır. Harbiye Nezareti'nin nota suretini ihtiva eden telgrafa verdiğim cevabı aynen arz edeceğim. 3 Haziran 1919 İstihbarat gayet aceledir. Adet 58. Harbiye Nezareti Celilesine. C2 Haziran 1919 şifre. Sivas ve civarında evvelce bulunan Ermenileri ve daha sonra gelen mültecileri dehşete düşürecek hiçbir hadise olmamıştır ne Sivas'ta ve ne de civarında endişe verici hiçbir hal yoktur. Herkes sakince iş ve güçleriyle meşguldür. Bunu kati surette arz ve temin ederim. Dolayısıyla İngiliz notasındaki istihbarat kaynağının ne olduğu acizlerince bilinmek lazımdır. İzmir'in ve Manisa'nın işgali acı haberi üzerine İslam ahalice yapılan ve Hristiyan unsurlar hakkında hiçbir husumet fikri ihtiva etmeyen toplantılardan belki de bazılarının ürkmüş olmaları hatıra gelmektedir. İtilaf devletleri milletimizin haklarına ve bağımsızlığına riayetkar kaldıkça ve millet vatanın bütünlüğünün dokunulmazlığından emin oldukça gayrimüslim unsurların korkuya kapılmasına hiçbir sebep yoktur ve bu konuda devlete karşı her türlü mesuliyeti taahhüt ve buna tamamıyla emniyet buyurulmasını istirham ederim. Fakat milli bağımsızlık ve mevcudiyet imha ve hayatın bekasını tehlikeye düşüren işgal, suikast ve tecavüz gibi İzmir havalisinde görülmekte olan fiiliyatın benzerlerinin ortaya çıkmasına karşı ne milletin heyecanını ve vicdani üzüntülerini ve ne de buna dayalı milli tezahüratı men etmek ve durdurmak için nefsimde ve hiç kimsede kudret ve takat göremeyeceğim gibi bu yüzden ortaya çıkacak vakaların ve hadiselerin karşısında da mesuliyet kabul edebilecek ne kumandan ve ne de mülkiye memuru ve ne de hükümet tasavvur ederim. Mustafa Kemal bu nota suretiyle tarafımdan verilen cevap sureti bütün kumandanlara, vali ve mutasarrıflara tamimen tebliğ edildi. Bu tarihlerde bütün milletin İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne iştirakle İngiltere müzaheretinin talep edilmesi, bu cemiyet namına Said Molla imzasıyla bütün belediye riyasetlerine bir telgrafla bildirildi ve bu telgrafın tesirini neticesiz bırakmak için milleti lüzumu gibi aydınlatmakla beraber hükümet nezdindeki teşebbüslerim malumunuz olmuştur. Bundan başka 27 Mayıs 1919 tarihinde Türkiye Havas Reuter ismindeki ajansın toplanan Saltanat Şurası hakkındaki tafsilatta Heyetteki herkesin fikri Türkiye'nin büyük devletlerden birinin müzaheretini temin merkezindedir. Havadisini yayımlayıp tamim etmesi üzerine Sadrazama milletin milli bağımsızlığı muhafazaya kararlı olduğunu ve bütün uğursuz neticelere karşı en son fedakarlığı göze aldırdığını ve milli vicdanı temsil etmeyen ihbarların endişe verici akisler olduğunu yazmakla beraber bütün milleti de bu keyfiyetten nasıl haberdar ettiğimi başka bir münasebetle beyan etmiştim. Sadrazam Ferit Paşa'nın Paris'e malum olan daveti üzerine 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantı günlerinde bazı beyanatta bulunmuştum. Bu meselede görüşümün ve hareket suretimin ne olduğunu açıklamak maksadıyla şu vesikayı aynen arz edeceğim. Havza 3 6 1919 şifre, aceledir, zata mahsustur. Samsun'da 3. Kolordu Kumandanı Refet Beyefendi'ye, Erzurum'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Paşa Hazretleri'ne, Canik Mutasarrıfı Hamit Beyefendi'ye, Erzurum Valisi Münir Beyefendi'ye, Sivas Vali Vekili Hakim Hasbi Efendi Hazretleri'ne, Kastamonu Valisi İbrahim Beyefendi'ye, Ankara 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretleri'ne, Konya'da Yıldırım Kıtaları Müfettişi Celal Paşa Hazretleri'ne, Diyarbakır'da 13. Kolordu Kumandan Vekili Cebdet Beyefendi'ye, Van Valisi Haydar Beyefendi'ye. Fransa siyasi temsilcisi Monsieur de France'ın sadrazamlık makamına gelerek Osmanlı'nın haklarını konferans huzurunda müdafaa için Paris'e gidebileceklerini tebliğ eylediği, Dahiliye Nezaretinin resmi tebligatından ve ajans neşriyatından anlaşılmıştır. İzmir vakası üzerine milletimizin gösterdiği milli bağlılık ve bu suretle bağımsızlığın muhafazası hususunda tezahür eden kati azmi neticesi olan bu mazhariyet şükrana değerdir. Fakat buna rağmen Yunanlılar İzmir vilayetinde işgalden men edilmiş değildir. Herhalde milletin haklarını idrak etmiş ve onu çiğnememek için yek vücut olarak fedakarane harekete hazır olduğu itilaf devletlerine karşı gösterilmeye ve ispata devam edildikçe, söz konusu devletlerin milletimize hürmetkar ve haklarına riayetkar olacağına şüphe yoktur. Sadrazam Paşa Hazretlerinin konferans huzurunda Osmanlı'nın haklarını müdafaa için büyük gayret gösterecekleri tabidir. Ancak milletçe katiyen müdafaası talep olunan ve gerekli görülen haklar bilhassa iki noktada nezaket kazanır. Birincisi mutlak surette devlet ve milletin tam bağımsızlığı, ikincisi de vatanın asli kısımlarında çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesidir. Bu hususta Paris'e harekete hazırlanan heyetin görüşüyle milli vicdanın kati talebi arasında tam mutabakat şarttır. Aksi takdirde millet gayet müşkül vaziyette ve telafi edilemez emrivakiler karşısında kalabilir. Bu endişeyi doğuran sebepler şunlardır. Sadrazam Paşa Hazretleri duyulan beyanatında bir Ermeni özelliği esasını kabul etmiş olduğunu bildirdi. Bunun sınırını zikretmedi. Bundan Doğu vilayetleri ahalisi bittabi üzüntü duydu ve keyfiyetin açıklanmasını istemeye mecbur oldu toplanmış olan saltanat şurasında da hemen herkes milli bağımsızlığın muhafazasını ve milletin mukadderatının bir milli şuraya bırakılmasını talep eylediği halde, yalnız hükümetin dayandığı itilaf ve hürriyet fırkası namına reisi Sadık Bey'in yazılı ifadesinde İngiltere'nin himayesi teklif olundu. Geniş bir Ermenistan özelliğini ve devletin bir yabancı himayesini kabul meselelerinde milli arzuyla mevcut hükümetin görüşünde mutabakat olmadığı görülüyor. Sadrazam Paşa Hazretleri ile beraberinde hareket edecek olan heyetin milletin haklarını müdafada takip edeceği esaslar ve program milletçe malum olmadıkça arz noktalarda endişeye kapılmaktan kaçınılamaz. Bu suretle vilayetlerdeki ve bağlı yerlerdeki müdafai hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin temsilci heyetleri ve henüz teşkilatı tamamlanamayan yerlerde de belediye heyetleri tarafından Sadrazam Paşa Hazretlerine ve doğrudan doğruya Zat-ı Şahane'ye telgrafnamelerle müracaat edilerek, milli tam bağımsızlığın, dokunulmazlığının ve milli çoğunluğun haklarının korunmasının milletçe esas şart olduğu beyan ve buna göre gidecek heyetin müdafaa esaslarını millete resmen ve alenen bildirmesi talep olunmalıdır. Milletin bu hareket tarzıyla gidecek heyetin müdafasına çalışacağı esasların hakikaten milletin arzu ve talebi olduğu itilaf devletlerince malum olacak ve Bit tabi daha ziyade ehemmiyetle nazarı dikkate alınarak heyetin vazifesini kolaylaştıracaktır. Bildirilen bu görüşlerin icap edenlere süratle ulaştırılıp bildirilmesini vatanımızın mukadderatı namına zat-ı âli vatanperverlerinden hasreten istirham eylerim. Bu telgrafın ulaştığı zamanın bildirilmesini de rica ederim. Mustafa Kemal